Hocam bir de Kur'an'a yaklaşımda bazı sorunlarımız var. Biz Kur'an'ı kavramları aşındırıyoruz, örseliyoruz. Bu semantik müdahalede bulunuyoruz. Kavramların içini boşaltıyoruz. Asıl o mana çağrışımlarını, mana selini öldürüyoruz, yok ediyoruz. Dolayısıyla Kur'an bir yönüyle, eğer siz de muvaffakat ederseniz, sabit olan, korunmuş olan Kur'an zihnimizde tarif oluyor. Kendi elimizle zihnimizde tarif ediyoruz. Çünkü onu gerçek hüviyetiyle, kimliğiyle, o anlam zenginliğiyle kavramıyoruz. Mesela وَرَتِّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا diyor. Tertil üzere okumamız gereken Kur'an'ı tecvide indirgiyoruz. Bunu başka şeylerde de yapıyoruz. Bu bir yönüyle zihindeki Kur'an algımızdaki tahrif olarak algılanabilir mi? Benzer örnekler üzerinden. Esasen aynısını ibadetlerde de yaptık. Bakınız. Ha, doğru. Biraz önce dedim ki yasaklar da Kur'an ahlaki olanı maddi olana önceler. Biz ne yaptık? Maddi olanı ahlaki olana önceledik değil aynen mi? Aynen öyle. İbadetlerde de bakınız biz namazın tadili erkanını ne yaptık? Tadili erkan diye namazın şeklini ve hareketlerini tadili erkan olarak niteledik. Oysa rükünlerin tadili hakkının verilmesi şekle ilişkin değil, namazın mahiyetine ilişkin, ruhuna ilişkindi. Namazın ruhundan çaldık, bedenine yedirdik. Yani Japonlar robot yapsalar herhalde rükûa eğilince 90 derece dümdüz. Secdeye kapanınca böyle yani muazzin böyle muhteşem. Kıyamda durunca oklava gibi. Bu mu derdiniz Allah aşkına? Bu mu? Namaz bu mu? Anlatabiliyor muyum? O zaman yaşasın robotlar yani. Robotun namazı insana beş çeker. Buysa eğer. Ama namaz bu değil. Onun için orucu da aynısını yapmadık mı? Bakınız. Efendim aslında oruç bize nefsimize hakim olduğumuz kadar özgür olduğumuzu öğretmek için emredildi. Yani nefsine hakimsen özgürsün. Özgürlüğün nefsine sahip olduğun kadardır. Hakim olduğun kadardır. Fakat ne yaptık? Orucu midemiz tuttu. Orucu midemiz tuttu. Gerisinin oruç tuttuğu falan yok. Orucu festivale çevirdik. Beslenme festivaline, diyet festivaline, zayıflama festivaline. Her şey de böyle. Onun için Kur'an'da da böyle. Kur'an'ın manasının kaf çatlatma kadar değeri kalmadı bazılarının gözünde. Yani kaf çatlatsın, tamam. Onun için Kur'an en güzel okundu. Tertile emrediyordu Kur'an. Verattilil Kur'an'a tertila ve cevvidil Kur'an'a tecvida şeklinde okuduk biz onu. Yani bir tür zihnimizde tahrif ettik. Allah aşkına şu Kur'an'ın harflerine verdiğimiz ehemmiyeti eğer Kur'an'ın manasına verseydik şimdi Kur'an'a mehcur muamelesi yapmazdık. Sahabe kime denir? Nebinin Kur'an halkasına dahil olana sahabe denir. Sahabe budur. Sahabenin tarifi nedir biliyor musun? Sevgili Peygamberimizin Kur'an halkasına dahil olana, Peygamberimizi görene sahabe denmez. O zaman Abdullah İbni Ümmü Mektum ömür boyu sahabe olmadı. Efendim, yani körü ne yapalım? Görme işi değildir bu. Gönül işidir, göz işi değil bu. Bu iş muasır olma işi değil, muaşir olma işi. Onun hayatına, onun yoluna, onun yolculuğuna ortak olma işidir. Ona yol arkadaşı olma işidir. Bu anlamda maalesef her şeye yaptığımızı Kur'an'la ilişkide de yaptık. Onun için tertili bile, bakınız tertil emrini bile neye indirgedik? Tecvide indirgedik. Kur'an'ı işte harfleri belli olacak şekilde okumaya. Oysa Allah'ınızın aşkına sahabe arasında Bilal gibi, Selman gibi Arap olmayan ve bazen harfleri, bazı harfleri çıkaramadığını kaynaklardan bildiğimiz sahabiler vardı. Bunlardan biri R'yi çıkaramaz, öbürü S'yi çıkaramazdı. Peygamberimiz dönüp de daha sen namaz kıldırma, sen okuma falan hiç dediğini duymadık. Anlatabiliyor muyum? Evet.